Merhabalar arkadaşlar. EYS yayınlarının 11. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Yeni konuya geçtik. Analitik konusuna. İlk olarak noktanın analitik incelemesine bakacağız. 27. testteyiz. Öncelikle neye bakacağız? Koordinat sistemine bakacağız. Koordinat sistemini bir hatırlayalım. X ekseni, yatay eksenimiz, Y ekseni, dikey eksenimiz. Birinci bölge, ikinci bölge, 3 ve dördüncü bölge. Birinci bölgede x de y de pozitif. İkinci bölgede x negatif, y pozitif. Üçüncü bölgede x de negatif. Dördüncü bölgede x pozitif ama y negatif. Bölgelere eksenler dahil değil. Yani x ekseni üzerindeki bir nokta ne birinci bölgededir ne de dördüncü bölgededir ya da 2 ya da 3'te değildir arkadaşlar. Bölgelerdeki noktalar eksenlerin arasındaki noktalardır. Bunu bilmek gerekiyor. Sağ tarafa doğru gittikçe x'ler artar, sol tarafa doğru azalır. Yukarı doğru y'ler artar, aşağı doğru y'ler ne yapar? Azalır. Orijini zaten biliyoruz. Sıfıra sıfır noktası. Şimdi soruya bakalım. Köşe koordinatları 0, 1, 1, 2, eksi 1, 2, eksi 2, 1 olan ABCD dörtgeninin grafiği aşağıda birim kareli kağıtta belirtilen dik koordinat sistemlerinden hangisine doğru olarak verilmiştir? Biraz daha yaklaşalım. 0'a 1 yani apsisimiz 0, ordinatımız 1 olacak. Apsis nerede 0 olur arkadaşlar? Y ekseni üzerinde apsisler 0 olur. X ekseni üzerinde de ordinatlar yani y'ler 0 olur. O halde A noktasının apsis 0 olduğuna göre A noktası y ekseni üzerindedir. Bakıyoruz bu y ekseni üzerinde değil. Y ekseni üzerinde ve 0'a 1'e karşılık geliyor. Doğru. C noktası C seçeneğindeki de yine y ekseni üzerinde değil. Burada y ekseni üzerinde 0'a 1. E'ye bakalım. Orada da yine y ekseni üzerinde. Ve yine 0'a 1. Doğru. B noktasının koordinatları 1'e 2 olacakmış. Apsisimiz 1. Ordinatımız 2 olacak. B noktası B seçeneğinde eksi 2'ye 0 verilmiş. Olmaz. Burada 1'e 2 verilmiş mi? Yani B noktasının apsisi 1 birim. Ordinatı 2 birim. Doğru. 1'e 2. Bu da 0'a 1. Yine Edirne'de 1'e 2 doğru verilmiş. C noktası eksi 1'e 2'ymiş. Bakıyoruz. C noktası eksi 1'e 2 mi? Evet. İkinci bölgede. Apsisi eksi 1. Ordinatı 2 birim. Yine E seçeneğinde de doğru. D'ye baktığımız zaman D noktası eksi 2'ye 1. Eksi 2'ye 1 nerededir arkadaşlar? Apsis negatif. Ordinat pozitif. İkinci bölgededir. Bir kere Denizli buradan gidiyor. Çünkü D noktasını üçüncü bölgede vermiş. Edirne'de bakıyoruz. Eksi 2'ye 1 D noktasının koordinatları. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne oluyor. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde verilen A noktası x ekseni doğrultusunda 6 birim sağa. Sonra y ekseni doğrultusunda 3 birim aşağı hareket ettirilerek B noktasına getiriliyor. B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir noktayı biz x ekseni doğrultusunda 6 birim sağa kaydırırsak apsisi 6 artar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa kaydırdık. Y ekseni doğrultusunda 3 birim aşağı kaydırırsak ordinatı 3 eksidir. 3 aşağı indirdik. B noktasının geleceği yer burası. Yani şura orijin. Artı 1, artı 2. Yani apsisimiz 2. Ordinatımız da eksi 1. Yani artı 2 ile eksi 1'in çaprazlanmasıyla oluştuğu için 2'ye eksi 1 diyebiliriz. A noktasının koordinatlarını yazıp hiç böyle çizmeden de yapabiliriz. A'nın koordinatları eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'e 2'ye karşılık geliyor. Ne yapacağız? Eksi 4'e 6 birim sağa kaydırdığımız için 6 ekleyeceğiz. 3'e 3'ten de pardon 3 dedim. A'nın ordinatı 2. 2'den de 3 çıkaracağız. Çünkü 3 birim aşağı indiriyoruz. Eksi 4 artı 6'dan 2. 2 eksi 3'ten de eksi 1'i bulabiliriz. Üçüncü sorudayız. Köşe koordinatları ABC olan ABC üçgeninin grafiği aşağıda birim kareli kağıtta verilen dik koordinat sistemlerinden hangisi de doğru olarak verilmiştir? Eksi 1'e eksi 2. Öncelikle bölgeden hareket edelim. Eksi 1'e eksi 2 apsis ordinatla negatif. Üçüncü bölgede olacak. Burada bakın A seçeneğinde eksen üzerinde verilmiş olmaz. Üçüncü bölgede doğru. Eksen üzerinde verilmiş olmaz. Üçüncü bölgede doğru. Birinci bölgede verilmiş olmaz. Bakın iki seçeneğe indirdik. 3'e 3 apsis ordinat da pozitif olduğu için birinci bölgededir. İkisinde de birinci bölgede.
Eksi 2'ye 2 apsis negatif, ordinat pozitif. İkinci bölgede olacak. C noktası ikinci bölgede ama Denizli'de bakın. Üçüncü bölgede, ikinci bölgede değil. Yani cevabımız kesinlikle Bursa. B'yi kontrol edelim yine de. A'nın koordinatları eksi 1'e eksi 2 mi? Evet, şöyle çaprazladığımız zaman x'ten eksi 1, y'den eksi 2'ye karşılık geliyor. C'nin koordinatları eksi 2'ye artı 2'ye karşılık geliyor. B'ninkiler de 3'e karşılık geliyor. Yani doğru. Dördüncü sorudayız. Birim kareli kağıtta verilen A noktasının koordinatları eksi 5'e 7'dir. Buna göre B noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? Konum olarak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağda olduğu için eksi 5'e 6 eklersem, eksi 5'e 6 eklersem ne olur? Apsisi 1 olur. Yine konum olarak 1, 2, 3 birim yukarıda olduğu için yukarı çıktıkça y'ler artıyor. 7'ye 3 ekleyeceğiz. 10 olacak. Apsis 1, ordinat 10. Bunların çarpımı isteniyor. 1 çarpı 10'dan cevabımız 10 olur. Yani Bursa. 5. sorudayız. Birim kareli kağıt üzerinde A, B ve C noktaları veriliyor. Bu kağıt üzerine dik koordinat sistemi çizildiğinde A noktasının koordinatları 1'e eksi 1 olmaktadır. B ve C'nin koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi bu 1'e eksi 1'miş. Önce koordinat sistemini çizmeden yapmaya çalışalım. C'nin konumu A'ya göre 1, 2, 3 birim aşağıda. O zaman ne olacak? Y'si 3 eksik olacak. Eksi 1'den 3 çıkarırsak eksi 4 olur. 2 birim de sağda olduğu için apsisi 2 birim fazla olacak. 1'e 2 eklersek 3 olacak. B'nin konumu 2 birim aşağıda olduğu için ordinatından 2 çıkarırsam eksi 3. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağda olduğu için apsisi 5 fazla olacak. 1'e 5 eklersem 6 olur. Yani koordinatlar toplamı B'nin koordinatları 6'ya eksi 3 topladık 3. C'nin koordinatları 3'e eksi 4 topladık eksi 1. Hepsinin toplamı 3'te eksi 1'i toplarsak 2 yapar. Yani cevap A'dan olur. Eğer ekseni çizmek istersek, eksenleri koordinat sistemini çizmek istersek, şimdi A noktasının apsisi 1 olduğu için 1 birim nerede oluyor? Sağda oluyor. O halde Y ekseni hemen 1 birim solundadır. Ordinatı eksi 1 olduğu için X ekseni bunun 1 birim üstündedir. Çünkü 1 birim aşağıda olması gerekiyor X eksenine göre. X eksenini ve Y eksenini bu şekilde belirledik. B'nin koordinatları 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya eksi 1, eksi 2, eksi 3. C'nin koordinatları da 3'e eksi 4 olmuş oluyor. Bu şekilde de yapabiliriz. Altıncı sorudayız. Analitik düzlemde A, B, C, D noktalarının konumları belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A, B, C ve D noktalarından birinin koordinatları olamaz? A, B, C, D noktalarının verildiği bölgelere bakarsanız 1, 2 ve 3. bölge, yani 4. bölgede hiçbir nokta yok. 4. bölgedeki noktaların apsisleri pozitif, ordinatları negatiftir. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda bakın Edirne'deki noktanın apsisi pozitif, ordinatı negatif. Bu nokta ABCD'den herhangi biri olamaz. Çünkü bu nokta 4. bölgede bir noktadır. Cevabımız Edirne. 7. sorudayız. Analitik düzlemin 4. bölgesinde x eksenine uzaklığı 4 birim, y eksenine uzaklığı 2 birim olan noktanın koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi noktanın koordinatları A virgül B olsun. Bir noktanın x eksenine olan uzaklığını nasıl bulursunuz? Y'sinin mutlak değerini, ordinatının mutlak değerini bulursunuz. Yani mutlak değer B neyi verir bize? X eksenine olan uzaklığını verir. Apsisinin mutlak değeri de y eksenine uzaklığını verir. Şimdi ne diyor? X eksenine uzaklığı 4 birim. O zaman ordinatın B'nin mutlak değeri ne olacak? 4 olacak. Y'ye olan uzaklığı 2 birim diyor. O zaman apsisinin yani A'nın mutlak değeri 2 olacak. Bu arada bu 4. bölgede bir nokta olduğu için apsisi pozitif, ordinatı negatif olacak. Buna göre mutlak değerden çıkaracağız. Yani B negatif bir sayı. Mutlak değerden çıkarken eksiyi de çarpı çıkarmam lazım. Eksi B eşittir 4. Dolayısıyla B eşittir eksi 4'tür. A pozitif bir sayı, aynen çıkarmalıyım. A da 2'dir. Koordinatlar
2'ye eksi 4. Koordinatlar toplamı 2 ile eksi 4'ü toplarsak cevabımız eksi 2 olur. Yani cevap burası olur. 8. sorudayız. Birim kareli kağıt üzerinde A, B, C, D, E ve K 5'e eksi 3 noktaları verilmiştir. Buna göre koordinat eksenleri çizildiğinde A, B, C, D ve E noktalarından kaç tanesi ikinci bölgede yer alır? Koordinatları yani eksenleri çizelim. Absisimiz 5 olduğu için y ekseni bunun 5 birim solunda olmalı. 1, 2, 3, 4, 5. Y ekseni buraya çiziyoruz. Ordinat eksi 3 olduğuna göre x ekseni bunun 3 birim üstündedir. 1, 2, 3. X eksenini çiziyoruz. Dolayısıyla koordinat sistemini oluşturmuş olduk. Ve bölgeler de ortaya çıkmış oldu. 1. 2. 3. 4. İkinci bölgede kaç tanesi vardır diyor. D ve E ikinci bölgeye karşılık geliyor. Dolayısıyla cevabımız denizde. 9. sorudayız. A x-1'e y-2 noktasının x eksenine uzaklığı 3 birim, y eksenine uzaklığı 2 birimdir. X ve y pozitif veya sayılar olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? X eksenine uzaklığı ordinatının mutlak değeri yani y-2'nin mutlak değeri 3. O halde y-2 ya artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Bu denklemi çözdüğümde y 5 geliyor. Diğer denklemi çözdüğümde y eksi 1 geliyor. Y, x ve y pozitif dediği için eksi 1 olamaz. Y kesinlikle 5. Y eksenine olan uzaklığı 2 birim deniyor. Ne yapacağız? Absisinin mutlak değerini alacağız. X eksi 1'in mutlak değeri 2 ise x eksi 1 ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Eksi 1'i diğer tarafa attım. X 3. Burada da attım. X eşittir. Eksi 1 geldi. X pozitif reel sayı olduğu için eksi 1 olamaz. O halde x de 3'tür. X de y'nin toplamı soruluyor. X artı y. X'i 3 bulduk. Y'yi 5 bulduk. Topladık. Cevabımız 8 yani Ceyhan. Evet geldik 28. teste. Birinci soruyla başlayalım. Analitik düzlemde P eksi A virgül B noktası 4. bölgede olduğuna göre aşağıdaki noktalardan hangisi kesinlikle 3. bölgededir? 4. bölgedeki noktaların koordinatları nasıl oluyordu? Absisleri pozitif, ordinatları negatif oluyordu. Yani eksi A sıfırdan büyükmüş. O halde eksi A sıfırdan büyükse her taraf eksiği de çarptığımda A sıfırdan küçük olur. A negatif bir sayı. B zaten sıfırdan küçük. Yani A da B de negatif birer reel sayı. Şimdi aşağıdaki noktalardan hangisi kesinlikle 3. bölgededir diyor. 3. bölgedeki noktaların absisi de ordinatı da ne oluyor? Negatif oluyor. Şimdi A ile B'nin çarpımı eksi çarpı eksiden artı olacağı için bu 3. bölgede olamaz. Eksi ile eksinin çarpımı artı ama eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi olur. B de negatif zaten. B de eksi. Yani eksi absisi de ordinatı da negatif olduğu için, eksili olduğu için cevabımız burası olur. Diğerlerine yine bakalım. A ile B'nin toplamı negatif, iki sayının toplamı negatiftir ama çarpımları pozitiftir. İki koordinat da eksi değil, o yüzden olamaz. Eksi A pozitif olur, olamaz. A ile B'nin toplamı negatiftir. İki tane A negatif ama iki tane A'dan B'yi çıkardığımızda B eksili ama eksi eksiden artı olacağı için negatif ve pozitif iki sayının toplamının ne olacağını bilemeyiz. Büyüklüklerine göre değişir. O yüzden bunun garantisi yok. Kesinlik yok yani bunda. Olma ihtimali var ama kesinlikle dediği için E cevap olmuyor. Burası oluyor. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde A, B'den küçük, o da sıfırdan küçük olmak üzere. Yani ikisi de negatifmiş. A çarpı B virgül B eksi A noktası hangi bölgededir? Şimdi zaten ikisi de negatif sayı değil mi? İki negatif sayının çarpımı pozitif olur. Yani absisimiz pozitif. B'den A'yı çıkarıyoruz. Çıkarma işleminde büyükten küçük çıkarsa sonuç pozitif olur. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur. B A'dan büyük bir sayı, büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkardığımız için sonuç pozitif olur. Yani absiste ordinat da pozitif olduğu için hangi bölgede olacak? Birinci bölgede olacak. Üçüncü sorudayız. A noktası koordinat düzleminin üçüncü bölgesinde olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Üçüncü bölgede ise absiste ordinat da negatiftir. Yani K eksi 3 de sıfırdan küçüktür. Yani dolayısıyla eksi 3'ü diğer tarafa atarsam K 3'ten küçük. 1 eksi K da sıfırdan küçüktür. Eksi K'yı diğer tarafa attığımda K büyüktür. 1 gelir. İki eşitsizliğin birden sağlanması lazım. Çünkü iki şart var. İkisi de negatif olacak.
Her ikisinin neyini alacağız? Kesişimini alacağız. İkisini birleştirirsek yani k 1'den büyük ve 3'ten küçük olmalı. Bu aralıktaki tam sayımız sadece 2. Kaç farklı tam sayı değeri var diyor. 1 tane var. O da 2. Yani cevabımız 1. Dördüncü sorudayız. A ve B noktaları y ekseni üzerinde olduğuna göre eksi A, B noktası hangi bölgededir? Y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri nedir? Sıfırdır. Yani A artı 3 ve B eksi 2 ne olmalı? Sıfır olmalı. A artı 3 sıfırsa A eksi 3'e eşittir. B eksi 2 sıfırsa B 2'ye eşittir. Şimdi P noktasına bakalım. P noktası eksi A'ya B. A eksi 3 ise eksi A artı 3'tür. B de 2 zaten. Yani noktamız apsis de ordinatı da pozitif olan bir nokta olduğu için birinci bölgede olacaktır. Yani cevap Adana. Beşinci sordayız. Analitik düzlemde A noktasının eksenlere uzaklıkları eşittir. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Eksenlere uzaklığı nasıl buluyoruz? Apsisin mutlak değeri y eksenine olan uzaklığını veriyor. Ordinatın mutlak değeri ise x eksenine olan uzaklığı veriyor. O halde bu koordinatların mutlak değerleri birbirine eşit olmalı. Mutlak değerli denklem çözerken iki tarafta mutlak değerliyse iki ihtimal vardı. Neydi? Ya bunlar birbirinin aynısıdır. Yani a artı 1 2a eksi 7 eşittir. Ya da bunlardan biri diğerinin eksilisidir. Yani herhangi birinin eksiyle çarpmamız yeterli. Ben a artı 1 değil de 2a eksi 7'yi çarpıyorum. Sonuç değişmeyecek. İsterseniz siz a artı 1'i çarpın. A'yı 2a'nın yanına attım. A eksi 7'yi artı 1'in yanına attım. A eşittir 8 geldi. Eksi 2a'yı a'nın yanına attım. 3a yaptı. 1'i 7'nin yanına attım. 6 yaptı. Buradan a eşittir 2 geldi. A 8 de olabiliyor, 2 de olabiliyor. A'nın alabileceği değerler toplamı 8 artı 2'den 10 olur. Yani cevap Edirne. Altıncı sorudayız. Analitik düzlemde A, B noktaları verilmiş ve iki nokta arası uzaklıkta 13 birimmiş. K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi iki nokta arası uzaklığı nasıl buluyorduk? A noktasının koordinatları AB, B noktasının koordinatları CD olsun. AB arası uzaklığı biz apsisler farkını alıyoruz. A eksi C ya da C eksi A fark etmez. Karesini aldığım için fark etmiyor. Ordinatlar farkını alıyoruz. Yine karesini aldığım için hangisini çıkardım fark etmiyor. Yani apsislerin ordinatlarının farklarının kareleri toplamının karekökü bize neyi veriyor? İki nokta arası uzaklığı veriyor. O halde AB arası uzaklık 13'e eşitmiş. Apsisler farkını alalım. Eksi 7'den k'yı da çıkarabilirim. K'dan eksi 7'yi de çıkarabilirim. Fark etmez. K'dan eksi 7'yi çıkarmak daha kolay olacak. Artı. Ordinatlar farkını alıyorum. 4 eksi eksi 1. Bunun karesi. Eksi eksiden artı 7 olacak. K artı 7'nin karesi olacak. Burası da eksi eksiden artı 1. 4 artı 1'den 5'in karesi yapacak. Her iki tarafın karesini alırsam karekök gider. 13'ün karesi 169. K artı 7'nin karesi. Bunu açmıyorum. Artı 5'in karesine 25. 25'i diğer tarafa atarsam 144 yapar. K artı 7'nin karesi 144 ise neyin karesi 144? 12'nin karesi ya da eksi 12'nin karesi değil mi? Yani K artı 7 ya eksi 12 olacak ya da artı 12 olacak. 7'yi diğer tarafa attım. Eksi 7 olarak geldi. Eksi 12 eksi 7 K eşittir eksi 19. 7'yi yine diğer tarafa attım. Eksi 7 olarak geçti. 12 eksi 7'den 5. K'nın alabileceği değerler eksi 19'a 5. Bunları topladığımız zaman eksi 14 olur. Cevap Adana olur. Şimdi iki nokta arası uzaklıkta arkadaşlar şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Genelde özel üçgenler gelir. A ve B temsili şöyle çizin. Bunu anlatırken zaten konusunda bir dik üçgen oluşturuyoruz. Dik kenar ordinatlar farkı, diğer dik kenarda apsisler farkı oluyor. Biz bunun, bu iki noktanın ordinatlar farkını biliyoruz. 4 eksi eksi 1'den 5. İki nokta arası uzaklığı da biliyoruz. 13. O zaman burada 5, 12, 13 özel üçgeni vardır. Yani
Apsisler farkı 12 olacaktır. Apsisler farkı 12 ise yani eksi 7 eksi k'nın mutlak değeri 12 ise diyoruz. Burası ya 12'dir ya eksi 12'dir deyip aynı çözüme ulaşıyoruz. 7. sorudayız. Analitik düzlemde AB noktasında bulunan bir hareketlinin t saniye sonra ulaştığı nokta A artı 2T, B eksi T noktasıdır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Hareketli 4 saniye sonra orijine ulaşırsa A çarpı B çarpımı eksi 32 olur. 4 saniye bunu ilerletelim. Yani A noktasında koordinatlar A virgül B. 4 saniye sonra nereye varıyor? Şunu kullanacağız. Kalıbımızı, formülümüzü. A'ya 2T ekleyeceğiz. T'miz 4. 2T ne yapar? 8. Yani A artı 8 olur. B'den de T çıkaracağız. T'miz 4. B eksi 4 olacak. Bu orijinmiş arkadaşlar. Orijin olursa diyor. Çünkü koşul bu. Orijin olursa apsis ordinat da 0 olur. O halde A eksi 8 olur. B de 4 olur. Dolayısıyla A ile B'nin çarpımı da eksi 4, eksi 8 çarpı 4'ten eksi 32 olur. Doğru. Gelelim ikinciye. Hareketlinin 3 saniye sonra ulaşacağı nokta ile 7 saniye sonra ulaşacağı nokta arasındaki uzaklık 10 birim olur diyor. 3 saniye sonra ulaşacağı noktayı bulalım. Yine A virgül B dedim. 3 saniye sonra ne olacak? A artı T yerine 3 yazacağız şimdi. T yerine 3 yazarsak A artı 2T'ydi. 2T 6 yapar. A artı 6 yapar. B eksi T'ydi. T'ye 3 aldık. B eksi 3. Bu 3 saniye sonra ulaştığı nokta. Ona A1 diyelim. 7 saniye sonra ulaştığı noktada 7 çarpı 2'den 14 yani A artı 14 B eksi 7 T yerine 7 yazdım. Bu iki nokta arası uzaklığı bulacağız. Apsisler farkı 8. 8'in karesi. Ordinatlar farkı B eksi 3 ile B eksi 7'nin farkı da 4'tür. 4'ün karesi. Bunun karekökü bize neyi verecek? A1 ile A2 arası uzaklığı verecek. 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16. Topladığımız zaman 80 yapar. Kök 80, 16 çarpı 5 gibi düşündüğümüzde 16 4 diye çıkar. 4 kök 5 olur. Burada ne söylüyor? 10 birimdir diyor. Yanlış. 2 yanlış. Bakalım 3'e. A pozitif olursa hareketli x ekseni üzerinde bulunmaz. X ekseni üzerinde demek ne demek? Ordinatı 0 demek değil mi? Ordinatın sıfır olması demek. Şimdi ordinata bakıyoruz. Ordinat B ile alakalı bir şey. A ile alakalı bir şey değil. Yani A'nın pozitif olması, hani A'ya biz 2T ekliyoruz. Burayı hiçbir zaman sıfır yapamazsın. Ama apsisin sıfır olmaması x ekseni üzerinde bulunmamasını göstermiyor değil mi? X ekseni üzerinde bulunmaması ordinatın sıfır olmaması ile alakalı bir şey. O yüzden bu yanlış oluyor. Cevabımız yalnız 1. Adana. 8'deyiz. A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olan ve y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır? Şöyle temsili çizelim. Birebir göstermemize gerek yok. Daha iyi anlamak için A noktasını ve B noktasını şöyle temsili gösteriyorum. Öyle bir nokta alacağız ki A'yı da B'ye de eşit uzaklıkta olacak. C noktası olsun. C'nin A'ya uzaklığıyla B'ye uzaklığı eşit. Ve bu C nerede? Y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde ise apsisi sıfırdır. Ordinatına da y diyelim. Ordinatını bulacağız. Nasıl bulacağız? AC arası uzaklık BC arası uzaklığa eşit. AC arası uzaklığı hesaplıyorum. Şimdi kök içinde apsisler farkı 4 eksi 0'dan 4. 4'ün karesini aldım. 4 eksi y ya da y eksi 4 yazabilirim. Bunun karesini aldım. BC arası uzaklık apsisler farkı 3. 3'ün karesini aldım. Ordinatlar farkı y eksi eksi 3'ten ne yapar? Y artı 3 yapar. Her iki taraf kareköklü ve eşit olduğu için karekökün içleri de eşit olacak. O yüzden karekökleri atıyorum. 4'ün karesi 16 ve y eksi 4'ün karesini açıyorum. Y kare eksi 8y artı 16. Diğer tarafı da yine 3'ün karesi 9. Y artı 3'ün karesini açıyorum. Y kare artı 6y artı 9. Her iki tarafta y kareler var bakın. Her iki taraftan y kare çıkarırsam y kareler gider. 16, 16, 32, 32 eksi 8 y var. Sol tarafta, sağ tarafta da 9, 9, 18 artı 6 y var. Eksi 8 y'yi sağ tarafa atıyorum.
8 artı 6'dan 14 y yapıyor. 32'yi de 18 ile 32'nin yanına atıyorum. 14 kalıyor. Her tarafı 14'e böldüğüm zaman y eşittir 1 geliyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Geldik 9'a. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E, K, L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Bu kareli kağıda A, B, C, D, E noktalarından biri orijin olacak biçimde bir dik koordinat sistemi yerleştiriliyor. Yani şu beşinden herhangi biri orijin olacakmış. K ve L noktalarının orijin uzaklıkları eşit olduğuna göre orijin hangisidir? Mesela A olabilir mi? Eğer A orijin olursa K noktasının A'ya uzaklığıyla L'nin A'ya uzaklığı aynı mı? Tabii ki değil. Bariz bir şekilde değil, değil mi? 2 birim burası. Burası da 1, 1 diye düşünürsem kök 2 birim olur. A olamaz. Peki B olabilir mi? Bakın L ile B arası dik üçgen şeklinde düşünürsek hipotenüs oluyor. Kök 2 birim. K ile B arası da 1 birden 2 birim yine eşit değil. B de olamaz. Peki C olabilir mi? KC arası uzaklık, yani LC arası uzaklıktan küçük olduğu zaten bariz, belli ama yine de işlemi yapalım. Şurada bir dik üçgen oluşturalım. 1'e 3 dik kenarlar. Pisagor uygularsam 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 topladım kök 10 yapar. LC arası uzaklıkta 2'ye 4'ten 2 kök 5 yapar. Eşit değil. Peki D olabilir mi? Sırasıyla alfabetik sırayla bakıyoruz. D olabilir mi? DL arası uzaklık 5 birim. DK arası uzaklık kaç birim bakalım. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5. KD arası uzaklığa bakalım. Dik üçgen oluşturalım. 3 birim, 4 birim olduğu için 3, 4, 5 özel üçgenden. Hipotenüs 5 olacak. KD arası da 5. DL arası da 5. Yani eşit. O halde orijin ne olabilir? D noktası olabilir. Geldik 10'a. Analitik düzlemde 3'e eksi 1 ve eksi 1'e 7 noktaları veriliyor. Buna göre AB doğru parçasını AC bölü BC eşittir 3 oranında içten bölen C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi temsili bir AB çiziyoruz. A'yı ve B'yi uç noktalara yerleştirelim. 3'e eksi 1, eksi 1'e 7. Şimdi C noktasını öyle bir yere yerleştireceğiz ki AC, A noktası ile C noktası arası uzaklık oluyor. A ile C arası uzaklık, B ile C arası uzaklığın 3 katı olacak. O zaman C, B'ye yakın olacak. Koordinatlarını AB diyelim. BC arası uzaklığa K dersek, AC arası uzaklık ne oluyor? 3K oluyor bu orana göre. Şimdi bu soruları çözerken oran orantı kuracağız. Bildiğimiz iki nokta üzerinden orantı kuruyoruz. Apsisler için orantımızı kuralım. Apsisler A'dan B'ye 3 artı 1'den 4K'lık bir mesafe var değil mi? 3K buradan, K da buradan. 4K mesafede, 4K'da nasıl değişmiş? 3'ten eksi 1'e 4 azalmış değil mi? Aradaki fark 4 ve azalmış. 4K'da 4 azalıyorsa K'da 1 azalır. Değil mi? K'da 1 azalır. A'dan C'ye gideceksem A ile C arası mesafe 3K olduğu için 3K'da 3 azalacak. Yani C'nin apsisi A'nın apsisinden 3 eksik olacak. 3'ten 3 çıkarıyorum. 0. Apsisimiz bu. A bu. Ordinatlar için yapalım aynısını. Ordinatlar 4K'da yine 4K'da eksi 1'den 7'ye 8 artmış değil mi? 8 artmış. 4K'da 8 artıyorsa K'da 2 artar. 3K'da 6 artar. Yani C'nin ordinatı A'nın ordinatına göre 6 fazla olacak. Eksi 1'e 6 ekliyorum. Ordinatta 5. B'de 5. A'yı 0 bulduk. B'yi 5 bulduk. Yani 0,5 olduğu için koordinatları toplamı 0 artı 5'ten cevabımız 5 olur. Ben hep A'dan giderek kurdum. B'den C'ye gelerek de yapabiliriz. Sonuç değişmez. 11'deyiz. A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasını AC bölü CB eşittir 3 bölü 2 oranında dıştan bölen C noktasının koordinatları. Yine temsili. AB'yi biliyoruz ama bu C dışarıda olacak. Ne tarafta olacak? Yani A'nın tarafında mı, C'nin tarafında mı, B'nin tarafında mı? Bakın A ile C arası uzaklık
B ile C arası uzaklıktan daha fazla. Yani 3K'yı 2K diyeceğiz. O yüzden C'yi B tarafına koymalıyız. Yani A'yı bir üç noktaya koyalım. B'yi de bir yere koyalım. C'yi nereye koyacağız? B tarafına koyacağız. Daha orantılı gösterelim. BC arası 2K, AC arası. O zaman biraz daha şöyle olabilir. Daha mantıklı, orantılı olur. B'nin koordinatları 4 virgül 6. A'nın koordinatları 1 virgül 8. Bakın şimdi neye göre yerleştirdim? AC arası 3K. BC arası 2K. Yani burası 2K iken tamamı 3K oluyor. AB arası da K olmuş oluyor. Buna göre yerleştiriyoruz. Yani şurada verilen sayıya göre yerleştiriyoruz. AC arası uzaklık daha büyük olduğu için C'yi B tarafına yerleştirdik. AC arası mesafe BC arası mesafeden daha küçük olsaydı C'yi A tarafına yerleştirecektik. Bu sayıya göre yerleştiriyoruz yani. Zaten dıştan böldüğünü de söylemiş. Bazen doğru parçası gösterimi kullanılmaz. Sadece AB yazar. AB'yi der. O zaman dıştan veya içten olabilir. Verilen eşitliğe göre onu çözeriz. Şimdi soruyu çözelim. A'dan B'ye apsisler için orantımızı kuralım. A'dan B'ye apsisler 1'den 4'e yani 3 artmış. K'da, değil mi? K'lık bir mesafe var. K'da 3 artmış. O halde 2K'da 6 artar. 2K dedim çünkü B'den C'ye gideceğim. Yani C'nin apsisi AB diyelim. B'nin apsisine göre 6 fazla olacak. B'nin apsisi 4. 4'ü 6 ekledim. C'nin apsisi 10. Yani A 10. Ordinatlar için yapalım. Evet, ordinatlar 8'den 6'ya 2 eksilmiş. K'da 2 eksilmiş. Eksiliyor. O halde 2K'da 2 eksiliyorsa 2K'da 4 eksilir. Yani 2K'da diyorum. C'nin ordinatı B'nin ordinatına göre 4 eksik olacak. 6'dan 4 çıkarıyorum. 2. B'de 2. Şimdi C'nin koordinatlar çarpımı diyor. C'nin koordinatları 10'a 2 geldi. Çarptığım zaman 10 çarpı 2'den cevabımız 20 olur. Yani Edirne olur. Geldik 12'ye. C elemandır AB. Yani doğrusal olduğunu söylüyor. A'nın ve B'nin koordinatları verilmiş. C'nin ordinatı isteniyor arkadaşlar. Şimdi C'nin apsisi kesinlikle sıfır değil mi? Bunu biliyoruz. Y ekseni üzerinde olduğu için. Ve bakın eksi 4'ten 8'e apsisler ne kadar değişiyor? Apsisler 12 artıyor. Burası 12. Peki burada ne kadar değişiyor apsisler? A ile B arasında 12. A ile C arasında ne kadar değişiyor? Eksi 4'ten 0'a 4 artıyor. Oran ne? 1 bölü 3. Yani ben şuraya K dersem AO arasına tamamı 3K olur. O halde CB arası 2K olur. Bakın 3K 12, K 4. Yani şöyle orantılıyorsunuz. AB bölü AC'yi bulmuş oluyorsunuz. 12 bölü 4'ten 3 geliyor. AB bölü AC 3. AC'ye K dersek AB ne oluyor? 3K oluyor. AB 3K. AC K olduğu için OB de 2K olmuş oluyor. Şimdi ben O'nun bu doğrunun doğru parçasının tam da neresinde olduğunu, hangi oranda böldüğünü bulduğum için ordinatlar için bu oranı kullanarak C'nin ordinatına ulaşacağım. Şimdi bildiklerim üzerinden gidiyorum. A'dan B'ye ordinatlar 3K'da ne kadar değişmiş? 6'dan 15'e 9 artmış. Nasıl buldum bunu? 15'ten 6'yı çıkardım. O halde K'da ne kadar artar? 3'te 1'i 3 artar. Yani C'nin ordinatı A'nın ordinatına göre aradaki mesafe K olduğu için 3 fazla olacak. 6'ya 3 ekliyorum. 9. Y 9. Zaten bunu arıyorduk. Bulduk. Cevap Ceyhan.